Evet, Selçuklular. Anadolu onlarca uygarlığa, medeniyete ev sahipliği yapmış. Ama bizim şu andaki konumuz Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Evet, önemli bir yer bu üç medeniyet için, üç devlet için. Anadolu Selçuklu döneminde Ankara bölgesinde özel olarak yapılmış ve belki de bir başka benzeri olmayan önemli bir kümbetin, türbenin önündeyiz. Polatlı belediyemiz rehberlik yaptı. Arkeolog Fatih Bey. Ankara ilinin Polatlı ilçesinin 15 kilometre kadar kuzeydoğusunda yer alan Hacı Tuğrul köyünün yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde yer alan Çile Dağı eteklerinde Hacı Tuğrul dergahı ve türbesinin hemen yakınındayız. Miladi olarak 1390'lı yıllarda Selçukluların, bir tip Osmanlıların başladığı, Anadolu'nun bu bölgesinde başladığı bir sürece denk gelen bir türbe. Anadolu Selçuklularının ve Osmanlı'nın geçiş sürecindeki bütün mimari özelliklerini taşıyan bir türbe efendim. Hacı Tuğrul adında bir zat için, Bektaşi tarikatının önde gelen liderlerinden olan bir zat için yaptırılmış Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimari özelliklerini taşıyan bir türbe. Ahşap kapısından kaynaklarda çok bahsedilir. İşte hemen giriş kapısının üzerindeki türbenin kitabesinden bahsedilir. Kitabesi günümüze kadar ulaşmış ama maalesef ahşap kapısı son yıllarda definecilerin tahribatına uğrayarak günümüze kadar ulaşmamış. 2010 ve 2011 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce geniş kapsamlı bir restorasyon alınarak günümüzdeki halini aldı. Önündeki revakı komple yıkılmıştı. Revak restorasyonda yapılarak günümüzdeki bu halini aldı. Özel bir bölge, Çile Dağı, tasavvuf filminde bahsedilen Çile Dağı bu Çile Dağı. Anadolu'nun her tarafında olan Çile Dağları'ndan bir tanesi de yine burada var. Arka tarafımızda gördüğümüz dağ, o geniş bir topografya. Batısı ta Polatlı'nın yaklaşık 15-20 kilometre kuzey batısına çıkar. Doğusu ise hemen Sincan, Yenikent bölgesine, Ankara önlerine kadar giden bir dağ silsilesi. Bu dağın kuzeyinde, güneyinde, doğusunda ve batısında her tarafında dergahlar var efendim. Kolonizatör dervişler diyorlar Anadolu'da bunlara. Anadolu'nun fethiyle beraber bu kolonizatör dervişler bu dağların, bu önemli yol kaynaklarının her tarafına, özellikle bu bölge bir yol güzergahı olduğu için geçmişten günümüze kadar Uluyol İstanbul güzergahı, Selçuklu ve Osmanlı döneminde geçen Uluyol İstanbul güzergahı bu hattan geçiyor. Ve bu hat üzerinde dergahlarını kurarak yoldan geçen Türklerin işini kolaylaştırmak için uğraşmışlar. Aynı zamanda da önemli bir görevleri buradaki yerleşik halkı Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak. İskana öncülük eden dervişler bunlar işte. Batı yakasında Karaca Ahmet, kuzey yamacında Kara Ahmet, güneyinde Hacı Tuğrul, işte hemen Yağmur Baba, hemen yine doğu kısmında Fatma Bacı, Bacıyan-ı Rum, işte Bahilik Teşkilatı'nın dünya üzerindeki ilk kadın teşkilatının kurulduğu bölge efendim bu bölge yine. Bacıyan-ı Rum kazasıyla beraber bu bölgede dünyadaki ilk kadın teşkilatı kurulmuş ve kadın o zamana kadar hiç görmediği bir değeri görmüş dünya üzerinde. Kadın erinin hemen yanı başında ticaretin içerisine de katılmış, ekonomik hayata da katılmış, ekonomik faaliyetlerin içerisinde de bulunarak erkekle beraber aynı görevi görmüş ve bütün dünyaya örnek olmuş bir coğrafya efendim burası. Bunlardan bir tanesi de hemen yanı başında bulunduğumuz Hacı Tuğrul dergahı. Peki burada mezarlıklar görüyoruz. Evet. Bir vadi var. Evet. Burada bir yerleşim de söz tabii konusu ki, değil mi efendim? Tabii ki. Belki bir dergah, bir kervansaray, tabii ki, ne bileyim mezarlıkları burada görüyoruz, su yolları ve Ulu Yol, İpek Yolu veya ticaret yolu buradan mı geçiyor? Aynen buradan. İpek Yolu'nun bir kısmı bu noktadan geçiyor. Bu Ulu Yol İstanbul güzergahı dediğim yol zaten bu bölgeden geçiyor. Günümüzde de aynı yol E90-D200 karayolu adıyla Ankara'dan İzmir'e kadar giden, Ankara'dan yine Eskişehir üzerinden Bilecik Sakarya hattı üzerinden İstanbul'a giden yol aynı mevcudiyetiyle burada durmakta. Ondan daha öncesinde Galatlar döneminde, daha öncesinde Firikler döneminde bu yol buradan geçiyor. Pes Kral yolu hemen Gordiyon'un yanı başında görebilmemiz mümkün. Bölge önemli bir geçiş güzergahı ve bu dergahlar da onun için bu bölgede. Peki şu an bu bölgenin genel sorumluluğu Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Kültür Genel Bakanlığı Müdürlüğü. Ama Ankara Büyükşehir Belediye'miz bir tabii anlamda ki, değil tabii mi? Ki. Mezarlar böyle şöyle geldiğimizde bu defineciler maalesef evet, vicdansızlık yapıyor. Çok önemli bir Selçuklu mezarlığı.
Buradan kemikler de çıkıyor değil mi efendim? Tabii ki. Maalesef. Ve defineciler, mücadele etmeliyiz onlarla. Ve her taraf delik deşik. Hiçbir Müslüman mezarlığında defini olmaz değil mi? Tabii, para olmaz. Tabii ki. Onu bir açıklayın da yani şöyle defineciler boşuna uğraşmasınlar yani. Efendim Anadolu'daki Türklerin tamamı Müslüman Türkler. Geldikleri tarihte de Müslümandılar. Buradaki yaşadıkları dönemde de Müslüman olarak yaşadılar. Ve dolayısıyla bizim inancımıza göre mezarın içerisine kefenden başka hiçbir şey, kişi öldüğünde kefeniyle defnediliyor sadece. Dolayısıyla bu mezarların içerisinde bir şeyler aramak, ecdadımızı buralarda gelip rahatsız etmek saçmalıktan ibaret. Daha öteye geçmiyor. Dolayısıyla burası da definecilerden yeterince mağdur olmuş bir bölge. Her tarafı delik deşik. Sürekli kazıyorlar ve kazmaya da devam ediyorlar. Buranın bir Müslüman yerleşkesi olduğunu bildikleri halde halen kazmaya devam ediyorlar. Bunlar için ne yapabiliriz? Yani yapabileceklerimiz de aslında çok sınırlı ama yapmamız gereken en önemli şey halkımızın eğitimi efendim. Evet, buradan Mansur Yavaş Beyefendi'ye seslenmek istiyoruz. Bölge sizin sorumluluğunuzda değerli Büyükşehir Başkanım. İşte önemli bir Selçuklu mezarlığı burası. En azından burayı çevirerek gelecek kuşaklara aktarın diyoruz. Mezarlar, türbeler, mezar taşları medeniyetimizin manevi tapu senedidir. Evet, bulunduğumuz bölge Ankara Polatlı yakınlarında Hacı Tuğrul Köyü mahallesi. 25 kilometre mesafede ve Çile Dağları'nın eteğinde Bacı Köyü'nün yanı başında. Yapılan araştırmalarda Baceyan-ı Rum yani Vahi Bacılarının kurduğu köyler. Ama bu türbe Tuğrul Bey Türbesi. Kayıtlarda sadece 1139-1140 tarihini ifade ediyor. Yani 1071 Malazgirt'in fethinden 60 sene sonra buraya geliniyor Malazgirt bölgesinden Ankara'ya Anadolu Selçuklu Devleti'nin oluşturulduğu bölgeler ve her köy Anadolu Selçuklu ile çok yakın ilişkisi var. Ama Tuğrul Bey Türbesi çok önemli. Zira İran'ın Rey kenti, Tarın yakınlarındaki İran Rey kenti Selçuklu'ya başkentlik yapmıştı, Büyük Selçuklu'ya. Ve Tuğrul Bey kümbeti var orada. Orada da araştırma yaptık. Tuğrul Bey kümbeti, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Sultan Alparslan, Ankara yakınlarındaki Hacı Bayram, Ankara yakınlarındaki Polatlı Tuğrul Bey, Hacı Tuğrul Bey köyü yakınlarındaki bu dağ eteklerinde, Çile Dağı eteklerinde bir türbe ve mezarlık. Ve birçok mezar var burada. Gördüğümüz bu bölge tamamen bir mezarlık, Selçuklu mezarlığı. Taşları görüyoruz dağın eteğinde. Çok sayıda mezarın olduğunu görüyoruz. Geniş bir alan ve bu türbe yakına kadar harabe haldeydi. Yetkililer, Vakıflar Genel Müdürlüğü burayı restore ederek etrafını çevirmiş. Yetkililere buradan teşekkür ediyoruz. Ama biz çağrı da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili ve yetkililerine buradan sesleniyoruz. Gördüğümüz bu mezarlık, buralar mutlaka koruma altına alınmalı. Araştırmalar yapılmalı ve bu Selçuklu mezarlığı gelecek kuşaklara aktarılmalı. Ve ben inanıyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Bey buralardan haberi ve bilgisi olsa burayı mutlaka çevirip gelecek kuşaklara aktarır ve biz Ankara'daki Selçuklu ile ilgili araştırmamıza Tuğrul Bey Köyü'nde devam ediyoruz. İşte böyle bir ıssız ve sessiz türbe. Buradan isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş aziz ecdadı ve mezarlıklarda metfun, bu kümbette metfun, dedeleri, ataları unutmayalım, hayırla yad edelim. Onların ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.